أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَفَهْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال بأصدق المقال Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizlere türlü türlü nimetler bahşeyleyen, bu nimetler içerisinde de en büyük nimet olarak sayabileceğimiz, nimet listesinde en başa, en zirveye koyabileceğimiz iman nimetini bizlere bahşeyleyen, irade nimetini bizlere bahşeyleyen, bizlere özgür irade bahşeyleyen alemlerin Rabbi Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sonsuz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Gecemiz mübarek olsun. Günümüz mübarek olsun. Ramazanımız mübarek olsun. Değerli cemaati Müslümin, bizlere ekranları başında izleyen kıymetli izleyicilerimiz. Ramazanın bir haftası geride kaldı. Rabbim geri kalan, Ramazanın kalan günlerinin hakkını verebilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim Ramazanın hakkını vererek bayrama sağ salim sevdiklerimizle beraber ulaşmayı bizlere nasip eylesin. Rabbim cennete girip, cemalini görüp gerçek bayram yapmayı bizlere nasip eylesin. Evet, değerli müminler, din Allah'ın insanların hem dünya saadeti hem ahiret süruru, mutluluğu, huzuru için göndermiş olduğu, bildirmiş olduğu peygamberler aracılığıyla ilahi kurallar bütününün genel adıdır. Dinin en basit, en yalın tanımı budur. Bu minvalde İslam dini üç temel umde üzerine bina edilmiştir. Yani dinin İslam'ın üç ana unsuru vardır. Birincisi iman.
İkincisi ibadet, üçüncüsü ahlak. Bu üçlü birbirinden ayrılmaz. Ayrılmaması gerekir. Bu üçlüyü birbirinden ayırdığımız zaman dinimizde noksanlık var demektir. Bu üçlüden biri eksik, kusurlu, noksan olduğu zaman dinimizde kusur var demektir. Aslında kusur dinde değildir. Dinin kendisi mükemmeldir. İtmam olmuştur, tamamlanmıştır, mükemmel halde bırakılmıştır. Problem dinde değildir. Problem bizim dini hayata aktarmamızdadır. Dini yaşamamızdadır. Bu yönüyle bu üçlüden birinde kusur varsa bizim dini yaşantımızda biliniz ki bir kusur vardır. Bizi izleyen kardeşlerimizin eminim ki çoğu bilecektir. Eskiden annelerimiz, ninelerimiz ateş üzerinde bir şey pişirecekleri zaman o ateşin üzerine bir demir koyarlardı. Bizim oralarda o demire sac ayağı derler. O sac ayağı üç ayaktan oluşur. Üç ayağı vardır onun. O sac ayağının üzerine tencere korsunuz, yemeğinizi pişirirsiniz. Üzerine sac koyarsınız, ekmek pişirirsiniz. İşte o sac ayaklarından bir tanesi kırılacak olsa tencere ateşin üstüne devrilecektir. Ekmek ateşin üzerinde pişecek konumda olmayacaktır. İşte İslam da bu üç sac ayağı üzerine kurulmuştur. İmandır, ibadettir ve ahlaktır. Bunları birbirinden ayıramayız. Bizim klasik kaynaklarımızdaki o kelami tartışmalara gitmek istemiyorum. Söylediklerimin o bağlamda da değerlendirilmesini istemiyorum. Yani amel imandan cüz müdür, değil midir tartışmaları değil benim kastettiğim şey. Aslında benim buradaki kastettiğim şey dinin hayata pratik yansımasıdır. Bu dinin hayata pratik bir yansıması muhakkak olacaktır. O yüzden imanı, ibadeti ve ahlakı birbirinden asla ayıramayız. İşte tam da bu minvalde başkanlığımız, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan'ın ana teması olarak doğruluk konusunu belirlemiştir. İşte bu doğruluk, o ahlak başlığının altında değerlendirilmektedir. Yani imanımız var elhamdülillah, ibadetimiz var elhamdülillah, işte ahlaki noktada kusurlarımız var ise, bu yönde bir zafiyetimiz var ise, başkanlığımız bu sene doğruluk konusunu Ramazan'ın ana teması olarak belirlemiştir. İşte bugün sizlerle vaktimiz el verdiğince, dilimiz döndüğünce, ilmimiz yettiğince doğruluk konusuyla çok yakinen bir ilişki içerisinde olan bir konuyu anlatmaya çalışacağım. Bizi aldatan bizden değildir konusunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım inşallah. Efendimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 1400 küsur yıl önce söylediği bizi aldatan bizden değildir sözünü biz bugün bir kez daha yüksek sesle dillendirip bununla neyi kastettiğimizi, bununla neyin anlaşılması gerektiğini anlamaya, anlatmaya, en önemlisi de İşte bu öğrendiklerimizi hayatımızı aktarmaya çalışacağız hep beraber inşallah. Şimdi hadiseyi çok iyi biliyorsunuz aslında. Çünkü okullarımızda anlatıldı bu hadise bize. Bu vaaz kürsülerinde, minberlerde sürekli anlatılan bir örnekti bu hadise. Aynı şekilde sosyal medyada, TV ekranlarında pek çok kez karşılaşmışızdır bu
örnekle, şimdi anlatacağım örnekle. Efendimiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine pazarında dolaşırken bir tahıl satan, buğday diyelim, buğday satan bir satıcının yanına uğramış, elini o buğday yığınının içine daldırmış, bakmış ki buğdayın dibi ıslak, nemli. Sormuş, neden bu böyle? Ey Allah Resulü, yağmur yağdı da o yüzden dibi ıslak kaldı. Peki o halde o ıslak kısmı üstüne getirmeli değil miydin? O ıslak kısmı, o nemli yeri herkesin görebileceği şekilde göstermen gerekmez miydi? Bunu dedikten sonra işte bu can alıcı cümleyi söylüyor. Bu can alıcı cümle neydi? Bir rivayette beni aldatan benden değildir. Meşhur hepimizin bildiği rivayette de bizi aldatan bizden değildir. Bu çok dehşet bir cümledir kıymetli müminler, sevgili izleyenler. Bu cümle üzerinde saatlerce, günlerce, aylarca düşünülse, tefekkür edilse inanın azdır. Hepimiz biliyoruz bu sözü, hepimiz tekrar ediyoruz bu sözü ama hayatımıza aktarma noktasında aynı başarıyı gösterebiliyor muyuz? Bunu hepimizin kendisine bir sorması gerekir. Şimdi değerli müminler, elhamdülillah Müslüman bir anne babanın evladı olarak dünyaya geldik. Elhamdülillah şu kubbe altında toplanmayı Rabbimiz bize lütfeyledi. İmanımız var elhamdülillah. İbadetlerimizi elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince yapmaya gayret ediyoruz elhamdülillah. Peki şu camiden çıktıktan sonra hayatımızı doğruluk üzerine kurabiliyor muyuz? Namazdan ayrıldıktan sonra insanları aldatma adına hayatımıza bir şeyler var mı yok mu? İşte bugün bunu kendimize sormamız gerekiyor. Efendimizin 1400 yıl önce söylediği bizi aldatan bizden değildir sözünü bugün artık hayatımıza uygulamamızın vakti geldi. Geçiyor bile. O yüzden bugün biz bu konu üzerinde, aldatmak konusu, bizi aldatan bizden değildir konusu ve bu bağlamda din ile aldatmak diyeceğimiz din istismarı konusunu sizlerle paylaşmaya, aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. Aldatmak bir şeyi olduğundan farklı göstermektir. Bir şeyi farklı sunuyorsanız, olduğundan farklı şekilde gösteriyorsanız aldatıyorsunuz demektir. Mahiyeti ve niteliği hakkında eksik bilgi veriyorsanız yine aldatıyorsunuz demektir. Yani aldatmak nedir? Önce bir bunu anlayalım, sonra bunun üzerine bir şeyler söyleyelim. Önce kavramımızı bir tam manasıyla zihinlere yerleştirmemiz gerekiyor. Eğer yalan söylüyorsak, elimizde bir mal var, bir ürün var, bunu pazarlayacağız. Bunu pazarlarken yalan söylüyorsak, zaten en başta hem yalan günahı var, hem aldatma günahı var. Bazen yalan söylemeden de insan aldatır mı? Elbette aldatır. Kusuru söylemezseniz, ayıbını gizlerseniz, işte aldatmış olursunuz. Aldatmış oluruz. Aldatmak her zaman yalanla olmaz. Eksik beyanla da aldatma olur. Bazen gizlemekle de aldatmak olur. Aldatmanın bu yönü de vardır. Yine bir başka yönü kandırmak. Hepimiz bazen çok masum şakalar yaparız, belki birbirimizi kandırırız. Ama tabi olduğumuz, ümmeti olmakla gurur duyduğumuz, iftihar ettiğimiz Efendimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben şaka yaparım ama yalan söylemem der. Şaka yapmıştır ama yalan söylemeden şaka yapmıştır. O yüzden şaka ile kandırmayı birbirinden ayırmak gerekir. Bu kandırmak
hem insanları kandırmak olabilir, hem hayvanları kandırmak olabilir, fark etmez. Hatta yine çok iyi bildiğimiz bir örnek. Bir gün o zaman küçük, genç bir sahabi, Abdullah bin Amir, o anlatıyor daha sonra bize. Diyor ki, annem beni çağırdı, gel bak sana ne vereceğim dedi. O sırada Peygamberimiz de bizim evimizde diyor. Peygamberimiz hemen annesine seslendi. Ona ne vereceksin? Veya ona bir şey verecek misin? Evet ey Allah Resulü, elimdeki hurmayı vereceğim. Eğer sadece onu yanına çağırmak için bunu söyleseydin, gerçekte ona bir şey vermeseydin, yalan söyleyenlerden olurdun. Bakın, kandırmak hepimiz yapıyoruz bazen değil mi? Hadi oğlum, hadi yavrum, hadi kızım, hadi güzelim, bir gel bakayım sana ne vereceğim deriz. Ama geldiğinde bir şey vermeyiz bazen. Kandırmak. Bakın, hocam bu kadara da gerek yok demeyeceğiz. Bu işin küçüğü olmaz. Bu işin hafifi, basiti olmaz, olmamalıdır. Dikkate alınmalıdır bu nokta. Yine sadakatsiz davranmak, yani aldatmak dediğimizde özellikle aile hayatında eşler arasında vuku bulan bu örnek, yani tarafların birbirine ihanet etmesi, işte aldatmanın bir diğer halidir. Peki bu aldatmak bu kadar kötü, bu kadar çirkin. Efendimiz az önce de ifade ettiğimiz üzere 1400 yıl önceden aldatmamamız için bizi aldatan bizden değildir diye buyurdu. O zaman bizim de bu vasıftan uzak durmamız gerekiyor. Bu çok çirkin bir vasıftır. Bunun çirkin bir vasıf olduğunu nereden anlıyoruz? Bu vasfın kimlerde olduğuna baktığımız zaman bunun ne kadar çirkin bir vasıf olduğunu biz çok daha iyi anlıyoruz. Aldatmak kimin vasfıdır? Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda işte vaazımın başında okuduğum o ayeti kerimede Yüce Rabbimiz وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ O çokça aldatan şeytan var ya, Allah bakın şeytan için el-garur ismini kullanıyor. İnsanları çokça aldattığı için ona el-garur diye isim, bir vasıf vermiş. El-garur, çokça aldatan. O çokça aldatan şeytan Allah ile sizi kandırmasın. Kandırır mı şeytan bizi? Evet. Allah ile kandırabilir. Allah'ın rahmetiyle bizi kandırabilir. Allah rahimdir. Allah rahmandır. Allah gaffardır. Allah çok bağışlayan, günahları örtendir. Allah settardır der. Günah işte sende olur der. Allah'ın rahmeti sonsuzdur, sınırsızdır. Kulluk yapmasan da olur der. Ve böylece bizi kandırır. O yüzden Allah şeytanın adımlarını takip etmeyin. O bizim için çünkü apaçık bir kandırıcıdır. O bizim için apaçık bir düşmandır. Bakın aldatmak kimin vasfıymış? Şeytanın vasfıymış. Şeytana ait bir vasfın müminde olması yakışır mı? Asla. Bir, buradan zaten anlıyoruz bu işin ne kadar kötü bir şey olduğunu. İki, aldatmayı biz daha çok münafıkların hayatında görüyoruz. Ya, ilginçtir Kur'an-ı Kerim'de hemen kitabı açalım, o Kur'an-ı Kerim'i, o yüce kelamı açalım. Hemen bir sayfada, ilk sayfada Fatiha biliyorsunuz zaten. Hemen karşısında Bakara suresi başlar. Elif, la, mim, zelikel kitabı, la raybe fih diye devam eder. O işte o ilk beş ayet müminlerden bahseder. Peşine gelen arka sayfada iki ayet kafirlerden bahseder. Ondan sonra 13 ayet gelir münafıklardan bahseder. Ne kadar tehlikeli olduklarını, onlara karşı ne kadar teyakkuzda olmamız gerektiğini aslında sadece bu tablo bile bize net bir şekilde göstermektedir. Ve aynı zamanda bu tablo onların sahip olduğu vasıflara siz sahip olmayın demektedir bizlere.
münafıkların en temel özelliği kandırmaktır. Neye göre söylüyorum bunu? Onlar müminlerle beraberlerdi değil mi? Müminlerin yanına giderler, biz de iman ettik derlerdi. Halbuki iman etmemişlerdi. Kimi kandırdılar? Müminleri kandırdılar. Yine onlar Efendimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelir. Hemen Münafıkun suresine baktığımızda ilk ayette اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ Münafıklar sana geldikleri zaman قَالُوا derler ki نَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُولُ اللّٰهِ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ Şüphesiz ki sen Allah'ın peygamberisin. Bakın peygamberimize geliyorlar. Sen Allah'ın peygamberisin, gönderdiği bir elçisin. Biz buna şahitlik ederiz diyorlar. Ama halbuki peygamberimizi kandırıyorlar. Tabii aslında kendilerini kandırıyorlar ama zahirde peygamberimizi kandırmaya çalışıyorlar. Bakın peygamberi kandırmaya çalışan bir güruhtan bahsediyoruz. Dahası var mı? Dahası var. Ayetlere baktığımız zaman innel münafikine yuhadi'unallah. O münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışıyorlar. Yani insanları aldatıyorlar, peygamberi aldatıyorlar, Allah'ı bile aldatmaya çalışıyorlar ama ve huve hadi'uhum. Aslında Allah onları aldatıyor. Onlar o azgınlıkları içerisinde, o küfür ve isyanları içerisinde bırakarak Allah onları aldatmaktadır. Velhasıl değerli müminler, kıymetli müminler, sevgili izleyenlerimiz, aldatmanın ne kadar kötü bir vasfa sahip olduğunu biz o vasfın kimlerde olduğunu gördüğümüzde daha net bir şekilde anlayabiliyoruz. Ve buradan hemen aldatmanın hayatımızdaki bir takım yansımalarına değinmek istiyorum. Elhamdülillah Müslümanız dedik. Elhamdülillah şu kubbe altında toplanıyoruz dedik. Bakın şu suyu bundan 2 saat önce Yüce Rabbimiz müsaade etmediği için içmiyorduk değil mi? 2 saat önce şu suya elimiz gitmiyordu. Oruç idik. Tabii sağlığı sıhhati yerinde olan kardeşlerim için söylüyorum. Mazereti olanlar var elbette. Hasta olanlar var, yaşlı olanlar var, tutamayan kardeşlerimiz var mazeretleri sebebiyle. Biz 2 saat önce bu suya elimiz gitmiyordu. Çünkü bir kural konmuştu. Bu kural imsak vaktinden iftar vaktine kadar yeme içmeden uzak durmak şeklinde. Böyle bir çok net kural. Bakın biz bu kurala uyduk değil mi? Ve bu kuralın inşallah bu kuralın uyanları olarak cennette Reyyan adı verilen oruç tutanların gireceği bir kapı var. Rabbim o kapıdan bizlere girmeyi nasip eylesin inşallah. Namaz emri geldi. Biz ezanları duyduk. Hemen koştuk, icabet ettik. Secdeye durduk. Rabbimizin huzuruna durduk. Çünkü emir büyük yerden. Emir büyük yerden dedik, ala ra'si ve ayni dedik, baş göz üstüne dedik, Rabbimiz emrettiyse yaparız dedik, namaz kıldık. İşte aynı Allah, işte aynı din, işte o dinin peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bize doğruluk adına pek çok şeyleri de emir buyurmaktadır. Aldatmama noktasında da bizlere emir buyurmaktadır. Aldatmayın demektedir. Aldatmamak için işte bazı somut örnekler paylaşalım ki zihinlerimize bu konu daha iyi yer etsin arzu ediyorum. Birincisi, aile hayatındaki aldatma. Bu malumunuz sadakatsizlik, eşlerin birbirine ihaneti diyebileceğimiz davranış. Bu en büyük günahlardan bir tanesidir zaten. Bir, kul hakkı ihlalidir. Eşinizin hakkının ihlalidir. İkincisi, وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا Zinaya yaklaşmayın emrinin çiğnenmesidir. Birinci örnek bu olsun.
İkinci örneğimiz ticari hayatta. Ticari hayatta da çokça aldatma örneklerine tanık oluyoruz değil mi? Şimdi vaazımızın başında bir örnek paylaşmıştık. Peygamberimiz buğday yığınına elini soktu. Islaklığı görünce onu o şekilde satan sahabiyi uyardı. Bizi aldatan bizden değildir dedi. Bugün marketlerimizde, pazarlarımızda meyvelerin, sebzelerin, ürünlerin güzellerini öne koyup bozuklarını, çürüklerini, kötülerini arkaya dizip aldatma mıdır bu, değil midir? Ben size soruyorum. Bu aldatma değil midir? Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o buğday yığınındaki sahabiye kızdığı gibi bugün gelse aynı şeyi söyler mi? Beni aldatan benden değildir der mi? Bizi aldatan bizden değildir der mi? Der. Fark yoktur çünkü. Aldatıyoruz çünkü. Bu aldatmaya yönelik bir eylemdir çünkü. Din camiden ibaret değildir. Namazımızı kılarız caminin kapısından çıktıktan sonra. Seccademizi toparlayıp namazımızdan ayrıldıktan sonra istediğimizi yaparız diyebileceğimiz bir din yoktur. Din bizim sokaktaki yürüyüşümüze de müdahale eder. Ticari hayatımızda da kurallar, kanunlar belirler. Evet, mesela satacağı bir ürünün kusuru var ama satarken gizliyor, söylemiyor, aldatıyor. Bakın, ticari hayatta sıkça karşılaştığımız bir şey değil mi? Bir araç alırsınız, eve gelirsiniz, bakarsınız ki adam belki de yeminler düzdü. Üst üste onlarca yemin etti. Abi vallahi hiçbir hatası, hiçbir kusuru yok, hiçbir değişeni yok. Siz de sözüne güvendiniz, itimat ettiniz, kimseye de göstermediniz, aldınız geldiniz. Bir baktınız ki bir sürü yarası var, bir sürü kazası var, bir sürü kusuru var. Efendimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki bir malın kusurunu söylemeden satmak helal değildir. Çok net bir ifade. Artık benim bu sözün üzerine, bu hadisin üzerine çok fazla bir şey söylememe herhalde hacet yoktur diye düşünüyorum. Kamuyu aldatmaya dair pek çok örnekler var hayatımızda. Devletin mesela İşsiz kalanlara vermiş olduğu bir işsizlik ücreti var değil mi? Bir işsizlik ücreti. Aslında devlet diyor ki, sen işte belli bir süre sigortalı çalıştın, şimdi işsiz kaldın. Devlet olarak ben sana bir süre bakmayı taahhüt ediyorum ve işsizlik maaşı vereceğim ben sana der. Ama bir kardeşimiz hem işsizlik maaşını alsa, hem de bir taraftan gidip çalışmaya başlasa ama sigortasını yaptırmasa, sigortamı yaptırma yoksa işsizlik maaşım kesilecek derse, kamuyu aldatmış olur mu? Olur. Caiz midir yaptığı şey? Asla değildir. O kazanç kendisi için helal midir? Asla değildir. Bakın bir başka örnek. Bazen yine devletin bu tarz artık destekleri diyelim, kampanyalar diyelim, bir takım tasarrufları olabiliyor. Bir kimse vefat eder. Vefat edenin eğer varsa bekar bir kızı, ona maaşı bağlanır veya hanımına maaş bağlanır. Şimdi bu tarz durumlarda babasının maaşını almak için eşiyle anlaşmalı boşanan ama birlikte hayatını sürdüren insanlar var mı? Var. Bunlar aslında gerçekte evlilik hayatı devam ediyor bir taraftan ama devlete karşı, kamuya karşı biz boşandık diyerek babalarının maaşlarını almaya devam ediyorlar. Helal midir? Değildir. Bu aldatma mıdır? Bu aldatmadır. Buna benzer onlarca örnek zikredebiliriz kıymetli izleyenlerimiz, değerli cemaat-i müslümin. Ama bir de aldatmanın en tehlikelisi, en şiddetlisi, en kötüsü vardır ki o da Allah ile aldatmak, din ile aldatmak, dini istismar ederek aldatmak. Bazı yapılar, bazı şahıslar, bazı gruplar dini daha iyi yaşadıklarını ileri sürerler,
bu dini en iyi biz anlatıyoruz, bize gelin diyerek adam devşirmeye çalışırlar. Ticari bir rant peşinde koşarlar. Esas gayeleri Allah'ın rızası değildir. Esas gayeleri kendi dünyevi çıkarlarının peşinde koşmaktır. Bu şekilde olanlar, yani dini istismar edenlerin en temel özelliği, en bariz öne çıkan özelliği, Kur'an'ın ayetlerini ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini kendi heva ve arzuları doğrultusunda yorumlamalarıdır. Dini kendi anlayışları doğrultusunda aslında sadece bir alet için kullanırlar. Onların derdi Müslümanlar değildir. Onların derdi ümmet falan da değildir. Onların tek derdi yönetimi ele geçirmektir. Onların tek derdi dini kullanarak güçlerine güç katmaktır. Onların tek derdi kendilerine daha çok adam devşirmektir. İşte bunların en bariz özelliği, bir başka özelliği, hakikati kendi tekerlerinde görürler. Doğrusu biziz. Bu işin en doğrusu biziz. Bizle beraber olursanız cennette buluşuruz. Ama bizle değil de karşı güruhta yer alırsanız, işte o zaman yanlış yoldasınız demeye getirirler ki, bir kimsenin kendisini dinin hakikati olarak sunması, yani dinin tekeli, dini tekeli altına alması, gerçek doğru din ancak bizim grubumuzda yaşanır demesi, bugün bilin ki bir din istismarıdır. Böyle bir faaliyet görüyorsanız oradan uzak durmak gerekir. Ve son olarak şu hadisle ben sözümü bitirmek istiyorum. Efendimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki: "Aleyküm bis-sıdkı." Doğruluktan ayrılmayın. Doğruluğa sarılın, doğruluğa yapışın, sımsıkı tutunun. "Fe inne's-sıdka yehdi ila'l-bir." Çünkü o doğruluk sizi iyiliğe götürür, erdeme götürür. "Fe innel-birra yehdi ila'l-cenneh." O iyilik de, o erdem de sizi cennete götürür. Rabbim doğruluktan ayrılmayan kullarından eylesin bizleri. Rabbim iyi kullarından, erdemli kullarından olup cennete girmeyi, cemalini görmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Allah rızası için El-Fatiha.